PS oyunlarını daha iyi oynamayı kim istemez? Her oyunda skor tablosunun en üstünde isminizi görmek, oyunda yaptığınız muhteşem hareketleri ödüllendiren güzel bir his. Bunu pek çoğunuz biliyorsunuz. Peki neden her oyunda en iyi biz olmayalım? Bırakın diğerleri sizi hile yapmakla suçlasın. Siz o kadar iyi olduğunuzu bilip bunun haklı gururunu yaşayacaksınız. Şimdi vakit kaybetmeden detaylara geçelim ve yine her zaman olduğu gibi ayarlarla başlayalım. Daha önce Battlefield 3 rehberinde de söylediğim gibi size en uygun mouse hızını bulmak çok önemli. Windows'un mouse hızından ve oyunun ayarlar menüsünden en iyi ve rahat nişan aldığınız DPI seviyesini bulup her zaman ama her zaman bu hızda oynayın. Yani oyunun başına geçip de elinize mouse'u aldığınızda kontrolün %100 sizde olduğundan emin olun. Bu niye önemli? Alışkın olmadığınız bir seviyede oynamak veya sürekli farklı hızlarda oynamak nişan alma oranınızı büyük miktarda etkiler. Buna mouse lagini de ekleyebiliriz. Yani eğer oyun hafiften kasıyorsa, fazla dikkat çekmese bile hareketleriniz milisaniyeler oranında geç gerçekleşir ve bu da akıcılığı, nişan alma miktarını etkiler. Counter-Strike, Unreal ve Quake gibi hızlı oyunlarda profesyonel oyuncular minimum 60 FPS ararlar. Çünkü 30 FPS ile 60 FPS arasındaki farkı yıllarca oynadıktan sonra hissedip performans kaybedebilirler. Tamam, belki profesyonel bir MLG oyuncusu değilsiniz. Ama kontrolün tamamen sizde olduğunu hissetmek sizi birkaç seviye yukarı taşıyacaktır. Kısacası her zaman alıştığınız mouse hassasiyeti ve akıcı bir FPS oranıyla oynayın. Şimdi diğer önemli bir ayara geçelim. O da Field of View. Yani görüş açımız. Field of View ayarı baktığınız alanın açısını belirler. Yani bir yere bakarken oyunun ne kadarını göreceğinizi belirler. Bunun ne faydası var? Ne kadar çok geniş açıyla görürseniz oyuncuları görme şansınız o kadar çok artar. Bazı oyunlarda bunun değiştirilmesine izin verilmez ve sabitlenir. Genelde 65-90 arasında değer alır ve bu limitlerin dışına çıkmak oyunun yapısını bozar. Şu an Black Ops 2'de ne kadar etki ettiğini görüyorsunuz. Field of View değerini arttırmak, daha fazla alan görebilmek için sahnenin yamulmasına neden olur ve bu bazı oyuncular üzerinde mide bulantısı gibi etkiler bile yaratabilmektedir. Bu nedenle oyunu oynarken gondola binmiş gibi hissetmek istemiyorsanız abartmaktan kaçının. Ama iyi bir FPS oyuncusu olarak Field of View değerinin ne olduğunu bilmek ve en uygun şekilde kullanmak gerekir. Bazı oyunlarda değiştirilmediğini, bazılarında ise oyunun dosyalarını editleyerek değiştirebileceğinizi unutmayın. Ayarlarımızı yaptığımıza göre şimdi oyunun kendisine geçelim. Bir multiplayer FPS'de haritayı ezberlemek iyi oynamanın yarısıdır. Haritaları en ufak köşesine kadar ezberleyin. Gerekirse tek başınıza haritayı açıp içinde dakikalarca dolaşın. Etrafta hoplayın, zıplayın. Multiplayer haritalar oyuncuların stratejik ihtiyaçlarını karşılamayı hedef alarak da sanılır. Hangi noktalarda çömelip yakıt ikmali yapacağınızı iyi bilin. Buradan diğer bir noktaya geçiş yapacak olursak, o da savaşın ortasında kurşunların tükendiği anlarda dımdızlak ortada durmamak olacaktır. Kurşun bitse de bitmese de çatışma sonlandığında hemen uygun bir nokta seçip orada hızlıca şarjör değiştirin. Tabii bir mermi harcayınca zırt pırt değiştirme alışkanlığına kapılmayın. Çünkü şarjör değiştirmek demek kısa süreliğine de olsa savunmasız kalmak demektir. Bu tip durumlarda eğer daha uygunsa
elbette bıçak atmayı da deneyebilirsiniz. Fakat şunu unutmayın ki Black Ops 2'de bıçağın etki açısı çok düşürülmüş. Önceki oyunlarda alıştığınız gibi adamın yanından geçerken sallamak boşa gidecektir. Tam üstüne düzgünce nişan alıp bıçak sallamanız gerekiyor. Ayrıca bu esnada hareketlerinizi bir bütün olarak düşünüp mantıklı kullanın. Etrafta dolaşmaya alışkın olabilirsiniz. Ama sık şekilde çömelmeye ve bunu seri kullanmaya özen gösterin. Çömelmek hem sizi hedef olarak ufaltır hem de iyi nişan almanızı sağlar. Hiç olmazsa şarjör değiştirirken ve camlardan atlarken kullanma alışkanlığı edinin. Böylece daha akıcı bir oynanışa sahip olursunuz. Sürekli etrafta koşuşturup oradan buraya zıplıyorsanız submachine gunlar sizin için daha uygun bir seçim olacaktır. Çünkü depar arkasından silahı çekme süresi ve hareket kabiliyetleri daha yüksektir. Sadece uzak mesafelerde assault rifle'lar kadar etkili değillerdir. Eğer temkinli hareket eden bir oyuncuysanız assault rifle sizin için daha uyumlu bir silah olacaktır. Böylece köşeleri kontrol ederken veya kafanızı bir kapıdan uzatıp bakarken çok hızlı hareketler sergilemeyeceğiniz için daha yüksek bir zarar gücünü elinizde tutmuş olacaksınız. Bu arada keskin nişancılara hayranlık duyuyorsanız TPS oyunlarında popüler olan birkaç terime baksak iyi olur. Hızlı nişancılar arasında sıkça kullanılan birkaç yöntem bulunmakta. Bunlardan ilki no-scope, yani dürbünsüz adam vurma. Bu yöntemde dürbünü açmadan önce ateş edersiniz veya dürbünü hiç açmazsınız. Düşmanla dip dibe olduğunuzda veya başka kritik anlarda başarıyla sonuçlandığında çok işinize yarar. Fakat işin içine biraz şans girdiği için ne kadar iyi olursanız olun, kaçırma olasılığınız bulunmakta. Bu da işleri riske etmek demek. Tabii bu tüfekleri kullanırken yerinizde duruyor olmanız da çok önemli, bunu unutmayın. Sürekli etrafta koşuşturan bir sniper bile olsanız tam ateş esnasında yerinizde kısa süreli çakılı kalmanız gerekmekte. Yoksa ne no-scope ne de quick-scope hedefi vurmanızı sağlamaz. Bir sonraki teknik olan quick-scope tam olarak sizin yeteneklerinizle bağlantılı. Yani yeterince iyiyseniz hiç kaçırmazsınız. Bu teknik yine tam ateş ederken yerinizde durarak dürbünü açtığınız gibi ateşlemekten oluşuyor. Yani görüntü geldiği gibi aynı anda ateş ediyorsunuz ve iş o an bitiyor. Bunun üzerinde yeterince çalışarak ustalaşabilirsiniz. Kesinlikle hızlı çatışmalarda veya normal oyunlarda çok işinize yarayacaktır. Çünkü her atışta zaman kazanıyorsunuz. Böylece karşınıza çıkan 5-6 hedefi seri şekilde tek tek avlayabiliyorsunuz. Bir sonraki yöntem ise normal kullanıcıların kullandığı hard scope. Bu teknik dürbünü açıp stres olmadan yavaşça düşmana nişan almak anlamına geliyor. Ha, quick scope daha profesyonel ve avantajlı bir yol. Ama illaki bunu kullanacaksınız diye bir şey yok. Önemli olan kili alabilmek. Ve o yüzden normal bir şekilde nişan almak bunun için yeterli olur. Son tekniğimiz ise benim de genellikle kullandığım drag scope. Kısaca tanımlamak gerekirse quick scope'un farklı bir versiyonu diyebiliriz. Tam nişan aldığınız anda düşmanın hareket yönünü de hesaba katıp o tarafa hızlıca yönelerek ortalarda bir yerde ateş ediyorsunuz. Yani ağır çekimde izleyecek olursak ilk nişan aldığınız yerden mouse'u düşmanın üzerinden geçecek şekilde sallıyor ve tam üzerinden geçerken ateşliyorsunuz. Yeterince alıştırma yaptığınızda tam olarak ne hızla sallayacağınız ve ne zaman ateş edeceğiniz konusunda ustalaşıyorsunuz. Keskin nişancılıkta gelişmek için en iyi yol botlarla kuracağınız maçlarda bolca atış yapmak olacaktır. Çünkü hayatta kalmanın en iyi yolu düşmanı öldürmektir. Yani ilk ateş eden olup kaçırmamak gerekir. Bunda da hedef tahtası olarak karşınıza botları alarak rahatlıkla ustalaşabilirsiniz. Sadece ateş ederken elinizde normal silah varmış gibi koşmamaya dikkat gösterin ve her zaman alışkın olduğunuz sensitivity de oynayın yeter. Sizlere veda etmeden önce son birkaç önemli hususa daha değinelim. El bombası veya sersemletici bombalar atarken çevredeki objeleri lehinize kullanın. Bir odaya bomba atmak için illa kapısına gitmeyin. Sağdan soldan çarptırmak, uzak diyarlardan pencerelere teslimatlı kargo sallamak gibi her türlü duruma uygun bir çözüm yolu kullanmak size oyun boyunca avantaj sağlayacaktır. Yapmamanız gereken tek şey
bombaları rastgele sallamak. Oyun başlarında rastgele bomba sallayıp beleş kill kazanmak size hiçbir şey kazandırmadığı gibi oyunun kalitesini düşürür. Bu nedenle bunun yerine akıllıca bombalar sallayıp noob tube alışkanlıklarından vazgeçmeniz kaliteli bir FPS oyuncusu olmanız açısından size basamak atlatacaktır. Koşun out! Son olarak da her zaman bir gözünüz haritada olsun. İstihbarat çok önemlidir. Her boşta kalışınızda minimap'e göz atmak çoğu düşmanın yerini öğrenmenizi sağlar. Bu sayede haritada amaçsızca koşmazsınız. Kötü oynadığınız maçları tekrar izlemek size çok şey kazandırır, bunu da unutmayın. Aynı şekilde bir maçta 60-70 kişiyi öldüren iyi oyuncuları izlemek de. Bu rehberde anlatacaklarım bu kadar. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Herkese iyi ve hilesiz oyunlar.